أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين آمين يا معين باب الإدغام الصغير Evet. Vakıf-ı Hamza ve Hişam Risalesi yani İmam-ı Cezeri'nin usulü üzere böyle bir risale yaptı. Hem umde bunu yaptı, hem o umdeye göre Aşık Kutlu Rahmetli böyle bir risale oluşturdu. Elhamdülillah. Biz de o risaleyi bir diyelim ki bir bil cümle okumuş olduk yani. Babül idgamı sagir. Şimdi idgam babına geldik. Tabi bu hangi idgam? İdgamı sagir babı. Bir idgam var, idgamı kebir. Bir de idgamı sagir var. Malum idgam olan iki harf. Müdgam, müdgam, müfih. İkisi de harekeli olursa idgamı kebir. Birisi sakin, diğeri harekeli olursa idgamı sagir denir buna. Şimdi faslu zâli iz. İzin zâli faslı. İz edatının zâli hangi harflere idgam edilir onları görüyoruz. İz fis safiri ve tecid edgim. İz edatının zâlini safir harfleri olan sat, sin, z harflerine ve tecid, tecim, dal harflerine edgim, idgam et. Kim için? Halali. Ha ve lam için idgam et. Neden bahsediyoruz? İzin zalinden bahsediyoruz. Bunları sat, sin, z harflerine bir de t, cim, dal harflerine idgam eden kim ortak olarak? Ha ve lam yani Ebu Amr ve Hişam. Ve bi gayril cimi. Geride saymış olduğumuz sat, sin, z, t, cim, dalın cimin dışında kalan 5 harf. Sat, sin, z, t, cim, dal 6 tane. Cimin haricindekilerde idgam yapanlar kalın rattela. Yani kafla ra. Demek ki 5 harfte ki onlar da sat, sin, z, t ve dal harfleri efendim bu 5 harfte idgam ortaklaşa idgam yapanlar ne olmuş oldu? Ebu Amr, Hişam, efendim Hallat ve Kisai Hazretleri. Hazerat. Yok yok. Ve tecid dedi ya orada. Tecid. Te, cim, dal. Yani o cimi çıkarın oradan diyor. Ne kaldı geriye elimizde? Safir harfleri 3 tane. Sat, sin, z kalmış oldu. Tecidin içinden cimi çıkardık. Elimize t ve dal kaldı. Ne oldu? Bu 5 tane harfe idgam yapan idi. İdgam yapan kimdir? Kaf ve ra. Yani Hallat ve Kisai Hazretleri. Mesela şöyle bir örnek verecek olursak. İz sarafna dediğimiz zaman ha da var, lam da var, kaf da var, ra da var bunda. Ha da var, lam da var, kaf da var, ra da var. Niye? Çünkü safir ve tecid bu 6 tane harfte baştan Ebu Amr'la Hişam'ı zaten söyledi. Cim'in dışındakilerden biri mi bu sat harfi? Evet. Kaf da ra da buna dahil oldu. Ha, lam, kaf, ra buranın idgamında yer almış oldu. Sonra devam ediyor. Vel hulfu, hulf vardır. Nerede, hangi harfte hulfle bulunuyor? Fiddali'den harfinde kim bu? Musibun. İbn-i Zekvan Hazretleri. Musibun, mim orada kırmızı. Malum İbn-i Zekvan Hazretleri'ni işaret eder. İbn-i Zekvan Hazretleri idin velini dala idgam edilen yerde. Mesela iz dehalu. Değil mi? İz dehalu. Şimdi burada kim var? İz dehalu'da kim var? Bir kere kafadan gerideki Ebu Amr'da Hişam var mı? Var. Pekala kaf ve ra var mı? Onlar da var. Mim de var burada ama mim nasıl girmiş oraya idgama? Hulufle. Vel hulfu fiddali musibun. Vel hulfu fiddali musibun. Dal harfinde İzin zeli idgam olduğu zaman da İbn-i Zekvan bunu hulüfle yapar. Evet.
Pekala. Ve feta, feta deyince kim geliyor akla? Feten fekal. Feten fekal. Ne yapmışlar? Kade vessalel idgame. İdgamı ulaştırdılar. Yani idgam yaptılar demektir kısacası. Nerede? Fidde, fi dalin ve ta. Dal ve te harflerinde Halef-i Aşir, değil mi? İmamı Hamza ile Halef-i Aşir Hazretleri dal ve te harflerinde idgam yapmışlar. Ne oldu şimdi? Geriden itibaren anlatılan konu itibariyle dedi ki 6 tane harf var. Topu topu 6 tane, yani ez cümle bu. İdin, zeli 6 tane harfe idgam olur. Bu 6 harfin 6'sında olan kişiler ha ve lam. Bak 6 harfin 6'sında da olanlar. Bu 6 harfin 5'inde olanlar kaf ve ra dedi. Bu 6 cim hariç dedi ya. Kaf ve ra dedi. Ondan sonra bu 6 harfin içerisinden sadece dal harfinde hulufle idgama katılan mim dedi. En sonunda da dedi ki bu 6 harfin sadece ikisinde, onlarda dal ve te harfleri, fekal dedi. Olay bu şekilde bitmiş oldu. Faslu dalikat. Şimdi geldik kadın dalinin idgamına. Kad edatının dalini idgamına. Bilcimi ve safiri ve zalud dugim kat. İşte bu kadar. Bilcimi ve safiri ve zalud dugim kat. Cim, safir. Safir harfleri yine satsin ze. Ve zali bir de zel. Kaç tane harfimiz var arkadaşlar bu sefer? 5 tane. Toplam 5 tane. Üddugim kat. Kat bunlara idgam edilir. İyi de yani kadın dali ne olur? Diyelim ki kadı ci'nake. Mesela kadı ce'ale. Ondan sonra diyelim le kadı sarrafna. Sata. Değil mi? Sine aynı şekilde. Gibi böyle birkaç tane harf işte. Toplam 5 harf saydı. Ve bi zadi şini dada da idgam edilir. Ve şin harfine de ve zaten acim noktalı zı harfine, bunlara da bu kat idgam edilir. Kadın idgam edildiği birçok yer var yani. Etti kaç oldu şu ana kadar? Yani cim, safir, zel 5. Dat, şin, zı toplam 8 harfte idgam ediliyor demek ki. Bizim bu kadın kade edatının dal harfi 8 tane harfe idgam edilir. Kim yapar bunları hocam? Hükmün şefa lafzan. Hükmün Ebu Amr. Şefa Ferhal. Her zaman değil mi? Hamza Kisai Halefi Aşir. Lafzan bir de Hişam. Yani hal Ferhal diyoruz ya. Hal Ferhal. Evet. Ha lam fe ra hal. Bu 5 kişi, bu 5 zat ne yaptılar? Geride anlatılan efendim kad için, dalı için anlatılan, verilen harflerin hepsinde idgamda ortaklar bunlar. Noktalı. Tenacim noktalı. Hani mu'ceme diyoruz ya. Mu'cem. Huvel menkut demiş. Huvel menkut. Evet. Pekala. Yani kavvallu mesela. Bunun idgamında kim var? Bunun idgamında kim var? Hal ferhal var. Kad dale idgam, data idgam edilir mi? Demişti ve bir dadişin. Şimdi mesela kaşşagafeha. Kim var? Hal ferhal var. Ortak. İşte kad semi'tumuhu mesela. Değil mi? Lekad semi'allahu. İdgamda kim var? Hal ferhal. Ortak. Evet. Sonra şimdi baştan ortakları söylüyor. Şimdi ortak olmayanlara geçiyor. Ve hulfu zalemek lehu. Lekad zalemeke. Bu yerde Sa'd suresinde burada lehu Hişam'a raci oradaki zamir. Hişam'ın anlıyoruz ki Sa'd suresindeki bu 24. ayet-i kerimede geçen lekav zalemeke'de idgam Hişam'ın hulfu var buradaki idgamda. Hişam hulufle okuyor. Normalde diğerlerinde böyle bir huluf söz konusu değil. Ve verşün, verş hazretleri, yani burada verş dediği zaman kimdir arkadaşlar? Verş dediği zaman hem İsfahani hem Ezrak. Hatırlarsınız ne demişti? Eğer usul kısmında
cim dersen bundan ezrak anlayın. Ama bizzat isim verirsen o zaman ikisini de anlayın demişti. Dolayısıyla vebarşun dediğimiz zaman hem İsbahani hem ezrak ikisi beraber ittifak yani iki yol iki tarikiyle beraber evvâ evvâ demerek. Demek ki diyelim bu kat karşılaştığı zaman da vı harfiyle veya dat harfiyle karşılaştığı zaman işin içine kimle girdi hocam? Verşin kendi de girmiş oldu. Diğerleri de zaten var idiler. Yani hal farkal var. İş bu sefer tamamen artık renkli bir idgam tablosuna çıkmış oldu mesele. Lehu ve verşullâ'e ve dâde melek. Yani melek yani ihtassa bihi demiş. Melek malik oldu, sahip oldu anlamı da verilebilir. Dolayısıyla kadın dâli vı ve dat harfi olduğu zaman da gerideki idgam yapanlara ilaveten verş bunları idgam yapmış oldu. Ve dâdu daha bitmedi. Ve dâdu dat harfinde ve dâ zı harfinde ezzâlu zel harfinde evet ezzâlu fîhâ idgamda vâfaka muvâfakat etti ki mâdîn mim yani İbn-i Zekvan ne yapmış oldu? İdgamcılara bu üç tane harfte idgamlarında ittifak etmiş oldu. Demek ki diğerlerinde ittifakı yok. Sadece dat, vı ve del harflerinde ittifak söz konusu mim için. Ve hulfuhu mimin hulufle yine ittifakı söz konusu. Nereye? Bizâin. Z harfine. Vüthika tevthik edildi. Yani i'tevid aleyhi demiş. Buna böyle güven. Bunu böyle kabul et. Al bunu. Öp başına tac et. Bitti. Evet. Demek ki idgamcılara ne yapmış oldu? Z harfindeki idgamda kadın dalı, yani kat edatının dal harfi Z harfine idgam edilir. Mim için hulüfle. Bu da böyle dedi. Faslu ta-i te'nis. Ta-i te'nis faslına geldik. Yine idgamdan gidiyoruz. Ve ta-i te'nisin. Ta-i te'nis. Hangi ta-i te'nis? Bildiğimiz diyelim fiillerin sonundaki te'nis tağları. Açık tağlar yani. Ve ta-i te'nisin. Ta-i te'nis. Nereye idgam edilir? Bir cimin cimle karşılaşırsa idgam olur mu? Olur. Mesela ne gibi? Nedicet culuduhum. Evva zı harfiyle karşılaşırsa idgam edilir mi? Edilir. Ne gibi? Hamelet zuhuruhuma gibi. Ve se se harfine idgam edilir. Kezzebet semudu mesela gibi. Keşke diğerlerinde de bu misalleri okumuş olsaydık. Ma'as safiri. Safir harflerine yani satsin z'ye de aynı şekilde idgam edilir. Mesela lehuddimet savami'u unzilet suratun habet zidnahum. Ne oldu? Bu harflerin her birisine yani t, s, cim efendim t diyorum özür diliyorum. Cim, zi, s 3 tane burada var. 3 de safir harfleri. 6 tane harften bahsetmiş olduk. Kim yaptı bu idgamları peki? Rilan, huz ve cethâ. Rilan malum olduğu üzere fer değil mi? Rilan, ferâ, huz, ebu amr, cethâ. Bakın bu sefer cim dedi. Buyurun. Değil mi? Bak bu sefer İsbahani yok bu işin içinde. Bu sefer cim dedi. Bu demektir ki ezrak var sadece. Evet. Zaten burada mübarek İbn-i Nazım demiş ve edgâme var mısın? Min tarîkil ezrak. Bu sefer ezrak var sadece. Niye? Şimdi cim. Mükemmel bir sistem kurdu İmam-ı Cezre Hazretleri. Şiirin üzerinde resmen böyle yani böyle dört döndürüyor piyasayı. Maşallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail eylesin. Umuyoruz ki Rabbimiz onlara da şefaat hakkı verecektir diye umuyoruz yani. Hüz ve cetâ. Ondan sonra demek ki yani bu harflere idgamda Lidan, Fera, Ebu Amr ve sadece ezrak var. Sonra Bidda. Ha.
Rıdvan Huz, özür dileyerek hemen düzeltelim orayı. Bu gerideki, gerideki hocam ilk baştan itibaren, beytin başından itibaren vermiş olduğu cim, vı, se, safir harflerine Rıdvan Huz. Rıdvan Huz. Yani fera, bir de ha, Ebu Amr. Heh, ayrılıyor. Bu vav, vavu atife değil, aksine vavu fasıla. Evet, yani buradan öteye aman karıştırmayalım. Ve cetha, yani ezrak ne yapıyor? Işte. Heh. Ezrak, sadece ezrak. Cim dedi ya. Şimdi remiz verirsem ezrak anlayın, isim verirsem ikisini de anlayın demişti. Bu ne zaman yapıyor? Şimdi buradan ve cetha. Evet. Cim, yani onun tahti himayesinde diyelim, ezrak bivva. İlerideki beytten devam ediyor. Ben kitapta, tabii benim beyt ileride olduğu için ben oradan geri kaldım. Hakkınızı helal edin. Bivva. Vı harfinde idgam ediyor. Sadece yani bu ta-i teknisi vı ile karşılaşırsa ezrak için idgam söz konusu. Evet. Ve bezzarun, bezzar. Bezzar kime diyoruz biz? Arkadaşlar, bezzar haleftir. Halef. Halef-i Aşir'in ismi Bezzar. Evet, Bezzar. Evet. Nerede idgam ediyor? Bigayrissa. Gerideki geçen harflerin tamamında değil. Nerede? Sadece S'de yapmıyor. Diğer 5 tanesinde, 6 tane harf saymıştı. 5 tanesinde idgama katılıyor. Ve kem, İbn Amir ne yapıyor? Bissadi ve va. Evet. İbn Amir Hazretleri sat ve va harflerinde idgam etmiş. Sat ve ve harflerinde idgam etmiş. Ama ve secez hulfün lezim. S, cim, z harflerinde de hulüfle idgam etmiş. İbn Amir sat ve v harflerinde var. İbn Amir sat ve v harflerinde var. Yani beytin, mısrağın bir bölümünde kalmış mevzunun bir tarafı, diğer bölümünde kalmış bir tarafı. Ve kem bissadi vevva. Burası bir ifade olmuş oldu yani. Ve kem bissadi vevva. Kef, sat ve v harflerinde idgam edilir. İdgam eder. İbn Amir. Ve secez hulfün lezim. Burası başka bir diyelim ki detay olmuş oluyor. S, cim, z ile karşılaşırsa bizim ta-i teknis, o zaman lam hulüfle idgam yapıyor. Anlaşıldı inşallah. Evet. Kehüddimet. Hüddimette olduğu gibi. Yani hüddimet savami'de Hişam'ın hulfu vardır. Onu da işaret etmiş oluyor. Hişam'ın hulfu olduğu gibi bu S, Cim, Z harflerinde de yine Hişam'ın hulfünden bahsedilebilir. Ve thâlenâ. Evet. Ve thâlenâ. Bu ta-i teknisi S harfine, ta-i teknisi S harfine idgamda var. Kim? Lena, Hişam. S harfinde Hişam tek başına bulunuyor. Vel hulfu mül. Ama mim hulüfle idgam ediyor. Ta-i teknisi S harfine idgam ederken mimin hulfünden ancak bahsedilebilir idgam yaparken. Ma embetet, embetetle beraber. Yani hangi embetet? Seb'a. Embetet seb'a. Evet. Embetet seb'a da hulufle idgam ettiği gibi. La vecebet. Vecebet cunubuha da değil. Vecebet cunubuha da efendim bunun böyle bir hulfu falan, herhangi bir durumu söz konusu değildir. Ve innukil, her ne kadar nakledilse bile, yani İbn-i Zekman'dan huluf nakledilse bile, onda vecebet cunubuha'da İbn-i Zekman'ın hulfu yoktur. Ama embetet seba'da İbn-i Zekman'ın hulfu vardır. La vecebet hulf yoktur. La vecebet, yani vecebet cunubuha. Orayı tek kelime aldı hocam orayı. Oradan anla sen gerisini artık. Hangi kelimeyi anlattığını diyor. Anlattığımızı anla. Vecebet cunubuha. Bu vecebet cunubuha'da
Huluf yoktur. Evet, her ne kadar öyle huluf olduğu efendim anlatılmış olsa da demiş yani la hilafe fiha ey fi izhariha izharında an İbn-i Dekvan ey min hadihi turuk ma anne şatibi zekara fiha l-hilaf felidâlike nubbihat aleyha özellikle bunun üzerine vurgu yapıldı li yu'lem bilinsin ve in nukil ey ve in nukil l-hilaf an İbn-i Dekvan fi yani bu meselede fe vecebet cunubuha da huluf nakledilmiş olsa bile sahih değildir. Ve leyse bi sahihin demiş. Evet. Faslu lami bel ve hel. Evet. Burasını da okuyalım ve bugünlük bu kadar diyelim inşallah. Hel edatının ve bel edatının lamlarının idgamı. Bir sürü böyle idgamlar var değil mi? Bel tabe Allahu mesela. Değil mi? İşte hel tera gibi. Ve bel ve hel. Bel ve hel edatları ne olur? Mısra'nın sonunda hocam emir geliyor bakın. Bel ve hel edatları üddugim idgam edilir. Nereye? Şimdi gel tekrar başa. Fi ta ve ta essin. Te, te, sin harflerine bel ve hel edatlarının lamlarını idgam et. Evet. Sonra devam ediyor. Ve zayi z harfine ta, za, ennuni. Evet. Bunlara da aynı şekilde yani t harfine, z harfine, nun harfine ay maşallah. Ve dadi dat harfine kim yapar bu idgamı hocam? Rusim. Tek başına bir zat var. Kisai Hazretleri ne yapıyor? Kaç tane harf saymış oldu? 8 tane harf saydı. T, t, sin, z, t, z, nun, dat. Toplam kaç harf? 8 harf. Bunların hepsini idgam eden kim? Rusim. Kisai Hazretleri. Ve sinu ma'a ta'in ve ta sin te te yani helin ve belin sinle teyle teyle karşılaşması durumunda idgam yapan kim? Fit. Kimmiş? İmam-ı Hamza. Ve ihtulif bitta'i anhu. Burası da bir ibare. Bir ifade. Vektulif ihtilaf olundu. Bitta, tı ile karşılaştığı zaman da bu bel ve hel. Anhu İmam-ı Hamza'dan ihtilaf olundu. Yani idgam ve izhar efendim İmam-ı Hamza'nın böyle ravilerinden bunun rivayetleri hakkında bel tabeallahu diyelim yani. Bel tabeallahu huluf vaki olmuş. Evet. Detayları kitaplarda mevcut. Hel teral hel teral idgame hif. Hel teranın idgamında kim var hocam? Hif. Sadece Ebu Amr var. Sonra devam ediyor. Ve an Hişam'in Hişam'dan. Şimdiye kadar Hişam'ın hiç sesi çıkmadı. Hep idgamcı. Diyor ki şimdi Hişam'a geçelim. Ve an Hişam'in Hişam'dan rivayet ne? Gayru naddin yuddagam. Gayru naddin. Yukarıdaki saymış olduğu 8 tane harf var ya Kisai için. Bundan diyor nunla datı çıkar. Geriye ne kaldı? 6 tane harf kaldı. T, T, sin, z, efendim, t, z. Bunlar 6 tane. Yani nunla datı çıkar, yuddagam idgam edilir. Hişam için 6 harfte idgam edilir yani. An cüllihim ekseri, diyelim ki rivayetlere göre, an cüllihim an ekserihim anlamında, ekseri rivayetler, ekseri alınan, Hişam için söylenenler, bu anlamda, Nun ile datta idgam yok. Diğer 6 tanesinde idgama katılmış olur. Evet. La harfu ra'din. Harfu ra'd yani ra'd'daki olan Ra'd suresinde geçen idgam olur mu olmaz mı diye böyle bir tartışma herhalde söz konusu ki diyor ki Ra'd suresinde geçen hangisiymiş o? Em hel testevil zulümatü ve nur. Mesela burada Hişam'ın idgamı var mı yok mu? Hişam'ın idgamı çünkü normal şartlarda ne demişti? Nun ve data çıkar geri kalanların hepsinde idgamı var demişti. E şimdi Ra'd suresindekini ben devre dışı bırakırsam ne oluyor? O kaide bozulmuş oluyor. Ama ne yapıyor? Baştan o kaideye göre söylüyor. Nun ve datın dışındakilere idgam edilir ama la harfu ra'din
Ra'd suresine gelince Hişam için emhel testevil zulümatü de emhet testevil zulümatü diye bir şey yapma diyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? İmam-ı Cezeri Hazretleri meseleyi noktalamış oluyor. Lam yani hel ve bel edatlarının lamının idgamlarıyla alakalı mevzu ile mesail ile beraber dersimizi noktalamış oluyoruz. Cenab-ı Hak hayırlı ifadeler, istifadeler cümlemize ikram eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bizleri videolardan seyretme ile seyretme gayretinde bulunarak dersleri takip etmeye çalışan kardeşlerimize de canı gönlünden selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmiş olalım. Buradaki arkadaşlarımızın da sizlere selamları var. Tabii bu yayının yapılmasında emeği geçen, bu çekimlerin yapılmasında emeği geçen bir ekip var. Onlara da huzurlarınızda canı gönülden her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. El-Fatiha.